Türkiye'nin en başarılı karikatüristlerinden biri olan Umut Sarıkaya'nın sivilce tedavi eden berber konulu karikatüründe geçen harika bir cümle var. Bu ne bilimsizliktir diyor karikatürdeki bir tipleme. Belki de üzerine yüksek lisans tezleri, akademik makaleler, konferanslar verilebilecek bir cümle bu. Koronavirüs öldürmez ama cehalet öldürür videosuna bu karikatürle başlamak istiyorum. Çünkü son birkaç gündür gördüklerimiz karşısında tüylerimiz diken diken olmuyor değil. Virüsün etkilerinden daha çok korkunç olabilecek bir bakış açısı sağcısı solcusu, muhafazakarı seküleri, aydın geçineni, liberali, kısacası toplumun her bir kanadında büyük bir bilgisizliğin getirdiği panik ve endişe hali söz konusu. Bir de bunun üzerine ırkçılık, antisemitizm, Yahudi düşmanlığı, İslamofobi eklenince dünya iyiden iyiye yaşanılması güç bir gezegene döndü. Hatta kimi zaman karantinanın tek iyi yanı bu bahsettiğim konu insanlardan da uzak durmak şeklinde olduğunu düşünmüyor değilim. Bu denli öfkeli olmamıza neden olan cehalet nelerdi peki? Kapalı bir alanda kalmasınlar diye okulları tatil eden öğrencilerin otogarlara hücum etmesi. Seyircisiz oynanacak maç için takımı tesislerden uğurlamak adına duyuru yapan ve bir araya gelme teşebbüsünde bulunan holigan taraftarlar. Umre'den dönenlerde büyük bir risk var deniliyor olmasına rağmen hem Umre'den dönenler hem de onları ziyaret edenlerin bana bir şey olmaz tavrı. Yurtlarda karantina alınan Umrecilerin kaçma teşebbüsü. Kaçmaya mı uğraşıyorlar onları? Aldıkları önlemlerin insanların aynı tespih kullanması olduğunu duyuran, kalabalıklarda bulunmayan diyen ama aynı şekilde bunu cuma hutbesinde yapan Diyanet'in ihmalkarlığı. Kalpteki iman arasında bir bağ kurar ve şöyle buyurur. Temizlik imanın yarısıdır. Dünya yanarken saçını tarayan bir grup bilinçsizin gece kulübünde Covid-19 eşliğinde dubstep müziklerle coşması. Medya ekranlarında virüs konuşulurken bile alanında uzman olmayan, sadece belli kadroların kontenjanı olduğu için çıkarılan ve söylemleriyle geleceğe dair umutlarımızı bile tüketen sözde gazeteciler. Medya maymununa dönüşen ve kanal kanal dolaşan, YouTube videolarında spam reklamlar gibi her kanalda karşımıza çıkan doktorların bile popülist söylemleri. Meğer buralara UVC, ultraviyole C lambaları virüsü, mantarı, bakteriyi öldürür. İnsana bir zararı var mı? Yok. Sadece çok uzun zaman kaldığın zaman gözde korneada yanık yapar. Onun için ortamda yokken 1-2 saat çalıştırdınız mı bütün her yeri sterilize eder. Bu çok önemli. İtalya'da nelerin olduğunu zerre misal bilmeyen bana bir şey olmazcıların umursamaz tavrı. Tıbbi ürünlerin önceliğinin hastalar olması gerekirken kontrol dışı maske ve eldiven kullananlar. Özetle korona öldürmez ki hakikaten bu bilimsel olarak da desteklenen bir test. Şöyle ki 40 yaş altı insanlarda ölüm oranı %0.2 ve binlerce insan farkında olmadan bile virüsü almış olabilir ama grip halsizlik sanarak atlatmış bile olabilir. 50 yaş üstü insanlar için ise büyük bir tehlike söz konusu. Peki biz bu cehaleti ne yapacağız? Hem bu cehalet sınırları kapattıkça daha büyüyor. Bu cehalet elleri yıkayınca geçmiyor. Bu cehalet bir araya geldikçe yayılıyor. Bu cehaleti geometrik artışla büyütenler videonun başında da dile getirdiğimiz gibi sağcısı solcusu, muhafazakarı seküleri, aydın geçineni, liberali, kısacası toplumumuzun hemen hemen her bir kanadı. Korona öldürmeyebilir ancak bu cehalet hali toplumun temeline dinamit diziyor. Ve şu iki genç arkadaşın söylemlerini duyunca yaşadığım korku Covid-19 virüsünden kat be kat daha fazla. Bu Mevla'nın, tamam mı, insanların akıllanması için, oradaki insanların akıllanması için gönderdiği bir şeydir, anladın mı? Bu koronavirüs dedikleri olay, şimdi Türklerde örnek görüyorum, İstanbul'da adamda bir tane. Adam Avrupa'ya gidiyor da bulaşıyor. Sen Türkiye'de dursan, bir yere gitmesen bulaşmaz. Bu zaten temizlik, imanı bir olan kişi temizliğini yapar. Ben 5 vakit abdest alan, namaz kılan insanım. Bana korona ne işler ki abla? Yok abi, ne korkusu? Ülke 15 Temmuz'dan korkmadı. Çinlilerden mi korkacak? Allah çarpsın, herkes birbirini yer açlıktan. Hiçbir şey olmaz dahi bize. İnan Allah'ın, Allah da korur. Virüs hiçbir şey dahi. Yok dahi. İstediği yere gelsin dahi. Hiçbir şey olmaz ülkemiz, Allah'ın izniyle.